Merhaba uçaklar, ben Ali Laz Oyun Oyna. Yine oyun oynayacaklar. Evet uçaklar, bugün sizinle beraber Tribal Mania oynayacağız gerçekten. Bayağı birkaç gündür gelmiyor yani. Gerçekten özlemle bekleyen kitlenin olduğuna eminim, onlar hemen bir like atsınlar. Evet ve yorumlarını yapmayı unutmasınlar. Kanala abone olmayan varsa kanala abone olsun. Gerçekten dört dörtlük olağanüstü bir oyun. Bu arada yeni arka planımı nasıl buldunuz? Trabzon'daki arka planım. Biliyorsunuz kardeşimim Kokona Giller diye bir şey var. Aşağıdan açıklama bölümüne linkine ulaşabilirsiniz. Lana ile kardeşim Gülsüm'ün. O arka plan yapmış. Şuraları onun eski resimlerin. Aynı zamanda bir sınıf, yani resim öğretmeni kendisi. Burası da bildiğin dallar, süslemeler falan filan. Benim de hoşuma gitti. Dedim burada çekeyim. Gayet güzel oldu arka planımız yani. Evet. Yani ben yapmadım. Tamamen kendisi yapılmış. Evet. Tribal Mania'da arkadaşlar her zamanki gibi Araplar bize yine sandık şeyi yaptılar. Benim zaten 14.000 incim kalmıştı. Bayağı incim azalmıştı. Bunu alacağım ben kesinlikle. Çok fazla azaldı incim. Yine altın birikecek ama yapacak bir şey yok. Hemen alalım ve süper büyülü sandığımızı bir açalım bakalım. Evet. Evet arkadaşlar. Ödemeyi gerçekleştirdim ve açmaya başlıyorum. 5.900 altın. Altın hiç verme artık yani. Hiç gerek yok. Bakalım efsanevi gerçekten çıkacak mı? Merakla bekliyorum. Biraz sesini hafif kısayım. Basıyorum abi. Zep. 116 tane. Zep'im bu arada gerçekten 9. seviye oldu. 10. seviyeye artık yavaş yavaş gelmek üzere. Başır. Peki. Evet. Mezarlık değil. Mezar taşı bu. Peki. Freeze 15 tane. Ve aynı zamanda evet. Bu da bizim galiba yarasa sürüsü. Yani minyon sürüsü. Royal'deki. Bu da 10. seviye falan olmuş. Çok güzel. Evet arkadaşlar, desteme geldiğim zaman destemde şunu görüyorum. Hala levellerde bir artış yok. Şunun levellerinden artış var. Sadece roket artmış. Roketi hemen geliştiriyorum. Roketi geliştirdim. Yine bu Lavtaz'ı destesiyle oynayacağım. Şimdi buraya gelip şurada kartlar falan filan var gördüğünüz gibi. Havan almak istemiyorum. Büyücü 51 bin verirsem 50 tane büyücü alacağım. Verilir mi? Değer mi? Bence değmez. Havana bakıyorum. 20 bin havan... 100 tane havanı 20.000 altına alabiliyorum. Aldım. Bunu da alayım mı? Bir psikolog yapayım mı size? Bence değmez ama verdim aldım ben. 50 tane büyücü aldım. 50.000 altına 50 tane büyücü. Çok saçma şu anda. Eminim bana kızmışsınızdır. Canım öyle istedi. Yapacak bir şey yok. Hemen bir maçımızı yapalım. Ondan sonra sandık açılımlarına devam edeceğiz arkadaşlar. 42.000 taşımız yeniden oldu. 1.300.000 şeyimiz var. Şuradaki sandıkları da açalım. Belki hiç çıkmadı şimdiye kadar ama belki efsanevi falan filan çıkar. Veya güzel bir destansı çıkar. Bir golem falan filan çıkar. Hiçbir şey çıkmıyor. Şu sandığı da açalım. Çıkmıyor abi. Bildiğin çıkmıyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar 1631 kupada 6. arenadaki savaşımıza tıklıyorum. Zor. Tribal Mania kesinlikle Clash Royale'den daha zor. 2000 kupada bir arkadaş geldi. Vallahi evet. Bunu yenersek bir 60 kupa falan gelir. Söyleyeyim şimdiden. O ne lan? Tesla değil mi? Dördüncü seviye. Çok hızlı geliyor ya. Ya şöyle bir şey yapalım. Allah. 2-3 tanesi şey yaptı. Ya şansa bak arkadaş. 2-3 tane iskelet bizi paramparça etti ya. Orada öfkeyi ani bir şekilde atması bizi mahvetti ya. İskelet ordusu da var. Benim şeyim de güzel kullanamayacağım. Prensini. Hafif daha kısalım. Moralim çok bozuldu. Oradaki hasarı boşu boşuna yedik yani. O sıra cehennem ejderhasına odaklandı. İskelet kulenin dibindeki iskeletlere odaklanmış olsaydı cadı da var abi. Bütün böyle abuk sabuk birimler var. Hadi oğlum. At onu. At oku. Attık. Güzel. Vur ana. Vur. Güzel. Git. Git 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 git. Tesla. Tesla. Tesla'ya vur bir tane. Güzel. Ateş et Tesla'ya vur. Al Tesla'yı. Güzel. Tamam. Abi adam vurdurmuyor. Kesinlikle vurdurmuyor.
maçı yenileceğiz ama yenilirsek 15 kupa falan kaybederiz. Çok fazla kaybetmeyiz. Yenersek kardayız. Yenilirsek kaybetmeyiz. Oradaki hasar hala benim aklımda. Şimdi adam ani bir atak yapacak. Bu adamı az çok tahmin edebiliyorum. Ani atakla gelecek şu anda. Evet. Cehennem ejderhası. Ben cehennem ejderhamı vereyim böyle. Şunu şöyle vereyim. Şunu da şöyle vereyim abi. Evet. Çok güzel. Bravo vallahi. Yine aynı hatayı yaptım. Bravo bana. Gerçekten tebrik ediyorum kendimi. Olağanüstü bir hıyarlık ve kuleyi verdik. İkidir aynı hatayı yapıyoruz. Kuleyi veriyoruz. Çok güzel. 33 saniye var. Bu hatamdan bir şey çıkmazsa ki çıkacağını sanmıyorum. Gerçekten çıkacağını sanmıyorum. Abi bu nedir ya? 21 saniye patladı kulenin dibinde. Biz atağımıza geçiyoruz abi. Son atak. Hadi prens iş yap. Gözünü seveyim prens. İskelet ordusu atacak. Nereye attı iskelet ordusunu? Allah kahretsin 10 saniye kaldı. Hadi. İskelet ordusu eritti prens. Ve önüne dev iskelet koydu. Adam bizi var ya o kadar rahat yendi ki Allah'ım bu mağlubiyeti ben gerçekten hak ettim ya. Buraya çıkan birisi 6 kupa kaybettim sadece ama kazansaydım 60 kupa. Yani aslında kazanma ihtimalim zor olan bir rakipti. Gerçekten işini biliyor. İşini bilmezse 2000 kupalara çıkamazdı. Bizim destemizin biraz daha gelişime ihtiyacı var kesinlikle. Hemen paketlerimizi alalım. Evet arkadaşlar çok istiyorum ya. Çok istiyorum böyle destemde olan bir şeyleri geliştirmeyi çok istiyorum. Çıkmıyor bana bir türlü. Destemde olan şeyler çıkmıyor. Bu bir sürü şey açacağım. Bir sürü yani sandık açacağım. Gerçekten çok fazla açacağım. Bir tane bedavamız varmış. Bedavadan bir şey çıkmıyor zaten. Az çok kartların ne olduğunu biliyorsunuz. Şu büyülden açmaya devam edeceğim. 2-3 tane daha açacağım. Ondan sonra deve geçeceğim abi. Dev sandığa. Evet. Yine Jenny geldi. Yani dev iskelet. Adamın destesi çok ilginçti az önceki adamın. Yerden de kartı vardı. Havadan da kartı vardı. Dev sandığı açayım abi. Dev sandık daha iyi sanki. Evet. En azından roket var. Roket benim destemde var. Ya o kadar değişikti ki az önce başlıyor. Yani bildiğin gelen cadıya roket atamadım, bir şey yapamadım. Adam tamamen iskelet ordusu olması beni çok yordu. İskelet ordusu olmasını hiç istemezdim. İskelet ordusu vardı ve yani en iş yapmayacak kartlardan biri iskelet ordusuyla beraber beni aldı yani. Gerçi 6 kupa kaybettik yani çok da büyük bir şey kaybetmedik ama. Abi 42.000 taşım vardı. 10.000 inciye efsanevi çıkartamadım. Acaba çıkarttım da ben mi farkında dedim sizle beraber konuşurken. 10.000 inciye efsanevi. Bak karışık sandık açıyorum şu anda. 10.000 inci verdim gibi. Çıkmadı abi. Ve devam ediyorum vermeye. Evet. Ve son olarak bunu açayım. Yaklaşık 14.000 inci. 14.000 inci bayıldım. Çıkmadı. Bildiğin çıkmadı yani. Tebrik ederim. Arapları tebrik ederim. Bir maç daha atacağım ama şöyle destelerimize bir bakayım. Yükseltme var mı? Bunda yok. Bunda da yok. Abi yok arkadaş. Gerçekten anlamsız geliyor bana ya. Nasıl yükseltme olmaz ya? Nasıl yükseltme olmaz? Bu sefer golem destesi oynayacağım. Deste denemek istiyorum artık bu tribal manyada. Çünkü bana deste dene abi. Diğer kartları da tanıt falan filan diyorsunuz ama oyun o kadar zor ki anlatamıyorum size. Sanıyorsunuz ki oyun çok kolay ben tanıtmıyorum. Şimdi 10 level bir arkadaş. Beni de bıraksan 10 level olurum muhtemelen. Ve 1600 kupada. Aslına bakarsan kupa seviyesi çok yüksek değil. Şöyle bir gel prenses. Şey prens. Bir şey söyleyeyim mi? Bu adam şuradan bizi çok yor. Bayağı aldı orayı. Evet. Bravo. Vay be. Yani bu taktiği biliyorum ya. Prens. Yani bunun klasik taktığı. Taktığı. Prens şey işte. Şunu atacağım. Tamam, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Ayrıca cehennem ejderini patlatacağım. Aa patlatamadı. Hadi be. Şu ona vurmasın, ona vurmasın. Tamam, ona vurmasın istemedim. Şöyle bir alalım onu. Aa Volkür. Ama Volkür'ü de aldık. Çok güzel. Beleş'ten Volkür aldık. Şu anda kara geçtim. Mixer karına. Beleş Volkür'ü severim.
Ya bir şey yapmam lazım benim. Action yapmam lazım. Adamın şeyi var. Tamam, oraya beleşten vurmamız güzel oldu. 900'e kadar düşürdük. Domuz binicisi var. Domuz binicisi için mezar taşı güzel. Prens içinde... Evet kardeşim, sen anladım ben seni. Şu domuz binicisi, şurayı domuz binicisini alalım şuradan. Bayağı öfke atıyor ya. Çok ciddi zarar veriyor bize. Prens artık vurma. Şöyle dağıtayım sana. Oku da elimde tutayım. Muhtemelen mezarlık falan attı. Çok güzel. Şuraya bir... Tamam, güzel güzel güzel. 900 orayı aldık. Tamam, oradan kaçış yok. Adam beleşten orayı bize verdi. Çok güzel. Çok sevindim şu anda. Sen gel şöyle abi. Yine öfke atacak. Adam bildiğin beleş beleş almaya çalışıyor bizi. Tamam. Yok artık ya. Abi şu maçı kaybettim ya, gerçekten benimdi mi bu maçın? Ya bu, ya özür, gerçekten özür dileyeceğim ama gerçekten tuhaf yani, oyun çok tuhaf. Abi bu oyunda en büyük şey şu. Prens öfke abi, bu oyunun şeyi. Ben şimdi prens öfke şey taktiği kullansam var ya, tutar, benimki de tutar. Yeter ki elinde öfke olsun, prens olsun, ok veya çarpma olsun, yani tutar. Bir dahaki bölümde prens öfke yapacağım arkadaşlar. Onun destesini kuracağım. Yani şu desteği ben rakiplere karşı uygulayacağım. Çünkü elinde ağır deste olunca, lav tazı gibi şeyleri veya golem gibi şeyleri elinden çıkartınca, tamam mı? Prensle ani akın yapabiliyorlar şu anda. Abi prens geldi 3 kere vurdu la öfkeyle beraber. Bir de prens aşırı derecede hızlanıyor bu oyunda. Gerçekten normal Clash Royale gibi böyle hızlanması böyle basamak basamak değil. Birdenbire hızlanıyor. Yani ani bir hız. Durduramıyorsun. Önüne kesin bir yerden bir şey koyman lazım. Havadan bir şeyle durduramıyorsun. Ben minyonlarıma güvendim yani, yarasalarıma. Yarasalarım alana kadar 2-3 tane vurdu zaten. O hızlanıp şarjlanıp vurması da sıkıntı oldu. Neyse arkadaşlar, ya yenilmenin bahanesi yok. Yenildik işte. Ama fazla kupa kaybetmedik. Ben yine bu kupayı kasarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda şu tarafta çıkan videolardan herhangi birine gidebilirsiniz. Hadi last geçer, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Hadi eyvallah. Görüşürüz.